Standart LED kontrolcülerinde parlaklık ayarı yaparken titreme ya da pırpır dediğimiz olumsuz efektler oluşuyor. Fotoğraf ve video ile uğraşan insanlar genellikle bu efektleri hiç sevmezler. Kaliteyi oldukça düşürür. Tam da bu sorunun çözümü için stüdyo ekipmanları üreten bir müşterim benden yardım istedi. Bu sorunu nasıl çözeceğimi anlatacağım. Bununla ilgili de bir devre kartı sipariş verdim. Devre kartının lehimlenmesini bu videoda göstereceğim. Devre kartının aynısını sipariş edip benzer sorunları çözmek isteyenler de açıklamalar kısmındaki linke gidip devre kartının aynısını sipariş edebilirler. PCB'leri PCBWay'den sipariş verdim. Bir haftada elime ulaştı. 7 ya da 8 gün sürdü toplamda. DHL'le almıştım. 10 tane sipariş vermiştim. Bazen 11 tane gönderiyorlar. Bir bakalım kaç tane. Normalde PCB'ler bu şekilde geliyor ama çok küçük olan PCB'leri vakumlu poşete koyamadıkları için böyle gönderiyorlar. Bakalım kaç tane varmış. Genellikle 10 tane sipariş edince 10 ya da 11 tane geliyordu ama bu sefer sayıyorum. 5, 7, 9, 10, 14 tane gelmiş. 11'den fazla gelen hiç olmamıştı. 10 tane sipariş verdiğimde muhtemelen boyu küçük diye fazla göndermişler. Sağ olsunlar. Gerçekten biraz fazla gelmesi de benim için çok iyi oldu. Şimdi devre kartımıza biraz yakından bakalım. Yazıları vesaire okunuyor mu diye bir merak ettim. Yollarında falan bir problem var mı diye. PCBWay zaten bunların testini yapıyor ama yine de bir görmek istedim. Yazılar çok okunaklı. Aslında çok küçük yazıyor. Böyle mikroskobun altında göstermek istedim yine de. D1, D2 yazan şeyler de çok okunaklı. Zaten devre gayet basit. Bir tane potansiyometre var. Bir tane MOSFET var. İki tane diyot. Bir tane 555 entegresi. İki kondansatör. Bir tane de dirençten oluşuyor. Bir de arka tarafına bakalım. Arkasında da bir tane daha kondansatör var. Toplam 3 kondansatör etmiş oldu. Şimdi devre kartımızı lehimleyerek devam edelim. Lehimlerken de komponentlerin ne işe yaradığından da kısa kısa bahsedeceğim. Öncelikle PCB'mi şöyle bir yerleştireyim. 555 zamanlama entegresini lehimleyerek başlayalım. Burada lehimlerin fazlalıklarını alıyorum. Birazdan temizleyeceğim o kalan kirleri. Şuradaki fazla lehimleri de alayım. Bir zararı yok ama yine de alalım. Sıra kondansatörlere geldi. İki tane kondansatör ayırmıştım ama yerleri değiştiği için hangisi kaç nanofarad onu tipinden anlayamıyoruz. O yüzden ölçüm yapacağım. Bu 1.5 nanofarad olanmış. Bu da 10 nanofarad olan. Bakalım onu kaç ölçecek. Bunu da 7.25 ölçtü ama bu 10 nanofarad olan da tamamdır.
videoyu çekerken ortaya çıkan ürünleri sizlere hediye etmek istiyorum. Bunun için de Instagram'da en adaletli şekilde nasıl hediye edebilirim diye soru sormuştum. YouTube yorumlar kısmında çekiliş yap diye sizden en fazla bu şekilde istek geldiği için ben de öyle yapmaya karar verdim. Yorumun içeriği önemli değil. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bir hafta sonra bu videonun altındaki yorumlar arasından çekiliş yapacağım. Çekilişi kazanan arkadaşa da yorum yaparak, cevap vererek adres bilgilerini isteyeceğim. Ondan sonra bu kartlardan bir tane hediye edeceğim. Bunu da bütün videolarda yapmayı düşünüyorum. Çözdüğümüz sorunu daha detaylı olarak anlamaya çalışalım. Öncelikle şu an elimde bir tane RGB 12 voltluk aydınlatma LED'i var. Benim eski iş yerimde rafları aydınlatmak için kullanıyordum. Uzaktan kumandasıyla renklerini değiştirip kullanabiliyorum. Mesela şu an biraz parlaklığını açayım. Umarım kameradan da güzel görünüyordur. Kırmızı, yeşil, mavi ve hepsi yandığında da beyaz oluyor. Tam parlaklıkta yandığında hiçbir problem yok. Ben örnek olsun diye kırmızıyı açıyorum şu an. Herhangi bir titreşim göremiyorum. Hatta biraz daha yaklaşalım şöyle. Daha da yaklaşayım. Şöyle tam ortalayacağım bunu. Şu an kırmızı LED tam parlaklıkta yandığı için herhangi bir şey yok. Aynı şeyleri yeşil, mavi ve beyaz içinde yapalım. Beyaz demek zaten 3 LED'in aynı anda yanması demek ki zaten mikroskoptan da bunu çok net görebiliyoruz. Tekrar kırmızıyı aldım. Tam parlaklığın bir kademe altına düşüyorum şimdi. Ekranda gördüğünüz gibi şu an bir dalgalanma başladı. Bu dalgalanmanın sebebi PWM frekansının yetersiz ya da uyumsuz olması diyelim. Biraz daha parlaklığı kısıyorum. Bir miktar daha kısıyorum ve şu an video gerçekten çok kötü olmaya başladı. Biraz daha kıstım. Bir miktar daha kıstım. Biraz daha kısıyorum. Şu an kısabileceğim minimum seviyedeyim. Biraz daha yaklaşacağım mikroskopla. Şu an gördüğünüz gibi inanılmaz garip bir görüntü ortaya çıktı ama bu sadece mikroskopla baktığımız zaman ortaya çıkmıyor. Gerçek video ve gerçek fotoğraflarda da böyle bir şeyle, böyle bir sistemle içeriği aydınlatıyorsak aynı problemi yaşıyoruz. Aynı şeyi diğer renklerle de deneyeyim. Renklerle konunun bir alakası yok ama yeşile geldiğimde yine aynı şekilde oluyor. Tabii yeşil LED şurada. Hatta burada biraz daha belirgin gözüküyor yeşilde. Maviye geliyorum. Mavi LED'i bulalım burada. Maviyi şurada. Evet, burada da gayet belirgin gözüküyor. Tekrar bir kırmızıyı alalım. Evet, kırmızı da biraz daha az belli oluyor ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Beyazı alıyorum. Tabii şu an sadece kırmızıyı gördüğü için beyaz olduğunu anlayamıyoruz. Evet, şu an beyazda ve dalgalanma hala devam ediyor. Parlaklığı değiştirelim. Şu an en parlaklıkta ve hiçbir problem yok. Biraz önce şu şerit ledle testlerimizi yapmıştık. Uzaktan kumandayla tetiklemiştik ve problemi görmüştük. Şimdi aynı problem bizim devrede olacak mı ona bakalım. Devremi buraya bağladım. Bunun sadece kırmızı ledlerine bağlantı yaptım. Devrem burada. Şu an tam parlaklıkta açık. Mikroskoptan da görüyorsunuz şu an. Parlaklığımı biraz kısıyorum. Şu an herhangi bir pırpır ya da titreme yok. Biraz daha kısıyorum. Biraz daha kısıyorum. Daha iyi anlamak için biraz daha yaklaşacağım şimdi. 4 kat daha yaklaştım. Biraz daha kısıyorum. Kıstım, kıstım, kıstım ve şu an tamamen kapandı. Şu aralıkta bile herhangi bir pırpır titreme yok ve MOSFET'im de buz gibi hala hiçbir şekilde ısınmadı. Biraz daha açalım parlaklığını. Şu an tam parlaklıkta, yaklaşık yarım parlaklıkta ve herhangi bir şekilde titreme yok. Peki bu titreme olmasının bize ne zararı var? Yani fotoğraf ve video kalitesi dışında. Birincisi daha fazla ısınıyor ledler. İkincisi daha fazla ısındığı için enerji tüketimi bir miktar daha artmış olabilir. Artabilir bazı tip ledlerde. Belki ledlerin ömürleri de kısalabilir. Yani ömürleri hakkında çok bir bilgim yok ama kısalabilir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bütün bu problemlerden kaçınmak için böyle bir devre kullanabiliriz. Ben bunu dediğim gibi açık kaynak olarak paylaşacağım videonun açıklamalar kısmında. İsteyenler sipariş edip lehimleyip kendi devrelerinde kullanabilirler. Ben bunu
Bu proje dışında kendi yeni ofisimin aydınlatmaları için de kullanacağım. Tavanı komple ledle kaplayıp önüne bir de beyaz bez gerip tavanı komple softbox yapacağım ve 10-15 tane bu devreden yapıp istediğim tarafını, istediğim renkte, istediğim parlaklıkta ayarlayabildiğim güzel bir devre olacak. Ben şu an iki devre arasındaki genel farkları aklıma geldiği şekliyle test ettim ama bu ve bundan sonraki videolarda test etmediğim ama test edilmesini istediğiniz şeyler varsa yine yorumlar kısmına yazın. Ben onları Instagram'da story olarak yayınlayacağım. Yeni yaptığımız devreyi şimdi LED panelimize takalım ve bir de onunla test yapalım. Şimdi bağlantılarla devam edelim. Güç kaynağına giden iki tane kabloyu bağladım. Bu kablo da LED'in eksi bacağı aslında. Onu da şöyle yapayım. Testlerde bir problem yaşamayalım diye biraz yalıtmak istiyorum. Şimdi bunu yerleştireceğim. Şimdi güç veriyorum. Sonuna kadar açtım parlaklığı, kısıyorum. Tamamen kıstım. Şurada pırpır yapan bir led var. Muhtemelen o üçlü gruptan bir tanesinde bir temassızlık var ama o bizim problemle alakalı bir şey değil. Biraz kısalım. Şu an MOSFET buz gibi, yani düzgün tetiklendiği zaman MOSFET çok fazla ısınmıyor. Bir de alüminyum soğutucu vardı. Uzun süre kullanılabilecek bir devre oldu. Bu videoda karşıma çıkan bir probleme nasıl çözüm bulduğumu anlattım. Senin de günlük hayatta karşılaştığın problemler ve bulduğun çözümler varsa lütfen yorumlarda benimle paylaş. Biraz sohbet etmiş oluruz. Sonraki videolarda ve projelerde görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşça kal.